Herkese merhaba. Bugün kanal açıldı açıladı gerçekleşecek en heyecanlı kutu açılışlarından birini gerçekleştireceğiz. GoPro Hero 12 Black. Herkese iyi seyirler. Bugün size GoPro Hero 12 Black'in kutu açılışını gerçekleştireceğim. Kutunun içinde ne var? Hangi ürünlerle birlikte geliyor? Özellikleri, kaba taslak nedir? Bunlardan bahsediyor olacağım. GoPro Hero 12 Black, GoPro 10, GoPro 11'e göre gerçekten üzerine çok çalışılmış bir cihaz. GoPro 11'deki işte uzun süre video çekememe, ısınma gibi problemlerin hepsi GoPro Hero Black 12'de gidermiş. Gerçekten ikilemde kaldım. 1 DJI Osmo Action 4, 2 GoPro Hero 12. Neredeyse yabancı incelemelerin çoğunu inceledim. Ama en sonunda GoPro Hero 12 Black'e karar verdim. 5.3K 60 FPS'e kadar video çekebiliyor. 2.7K 240 FPS'e kadar video çekebiliyor. Yani hem yüksek FPS'te hem slow motion videolar çekmek için sportif, nasıl söyleyeyim size, yani bir action kameranın yapması gereken işlemleri tam anlamıyla, tam manasıyla yapan bir ürün. Yani 27 megapiksel fotoğraf çekebiliyor. Fotoğraf kalitesi çok çok iyi. İnternetten zaten her böyle görüntü cihazı aldığımda, örnek veriyorum, normal DSLR fotoğraf makinesi böyle action kamera yaptığı çekimlerin örneklerini izlerim. GoPro video çekimlerini dediğim gibi diğer YouTube'la, yani yabancı YouTuber'lardan izledim. Çok beğendim. Yani daha böyle mesela DJI'ye göre daha böyle kontrastlı, güzel, doygun bir ışığı var. Tek bir handikapı var. DJI Action 4'ün sensör boyutu daha büyük. Bu nedenle daha az ışıkta daha iyi bir performansı var. GoPro Hero 12'nin bana göre, DJI Action 4'a göre, DJI Action 4'e göre tek dezavantajı sensör boyutunun biraz daha küçük olması. Onun dışında düşük ışıkta DJI Action 4'e göre biraz daha performansının düşük olması. Ama bunun dışında neler var? Görüntü sabitleme, Hyper Smooth dedikleri bu teknoloji. Hatta size şöyle söyleyeyim. GoPro'nun Hyper Smooth Video Stabilization özelliği Emmy ödüllü bir özellik. Yani bu özelliği gerçekten deneyimlemek, ne derler ona, bir gimbal. Gimbal olmadı. Nasıl video çekilebiliyor sarsıntısız, titreşimsiz? Bunu deneyimlemeyi gerçekten çok istiyordum. Bununla ilgili çok heyecanlıyım. Neyse, GoPro ile ilgili konuşursam çok konuşurum. O yüzden gelelim kutu açılışına. Bir özelliği daha var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Log video çekme özelliği. Bir video renklendirme üzerine, ya mesela benim bu kamerada en rahat olduğum şey aslında log video çekmemesi. Neden? Çünkü Premiere'de biraz da böyle video renklendirme üzerine kendimi geliştirmek, bu işleri de öğrenmek istiyorum. Bu benim için çok iyi olacak. Bununla çektiğim log videoları kendim renklendirip biraz daha böyle sizin görmenizi istediğim fotoğrafı da kendim oluşturabiliyor olacağım. Bakalım bunu ne kadar becerebileceğiz. İlerleyen videolarda aradaki farkı birlikte görürüz. Daha mı iyiye gidiyor, daha mı kötüye gidiyor? Birlikte karar veriyor oluruz. Gelelim kutu açılışına. Bunun için size kamerayı ayarlayayım. Ürünün kutusu bu şekilde. GoPro'ya bir eleştirim var. Zaten sattığınız ürün çok uygun değil. Yani yurt dışında da satış fiyatı $400. Başlangıç fiyatı. Gerçekten hani orası için de ortalama bir rakam. Ama bakın şu ambalajı. Hani biraz A4'ten kalınca bir karton kullanılmış. Yani bilmiyorum, ben böyle biraz daha hani şeyi de seven bir insanım. Biraz böyle kalite hissiyatı olan bir ambalaj, işte karton, kutu çok severim. Herhalde tek eleştireceğimiz nokta bu olacak ama madem öyle bir fırsatımız var, neden eleştirmeyelim? Yani GoPro 13'te artık ya da bir sonraki cihazın ne olacaksa ambalajını biraz geliştir. Böyle olmuyor, yakışmıyor. Bunun dışında... Çok heyecanlıyım. Benim kıymetim bilin değerli dostlar. Size bu videoyu çekebilmek için bir gece boyunca ben bunu açmadım. Yani yakın ailem, birinci derece akrabalarım bunun ne kadar imkansız olduğunu biliyor. Şimdi bunu buradan bu şekilde açıyoruz. Açtıktan sonra beyaz karton bir kutu bizi karşılıyor. Şöyle GoPro kabartmalı. Görebiliyor musunuz? Evet, görüyorsunuz. GoPro kabartmalı karton kutumuzu kaldırdığımızda evraklar, kullanım kılavuzu, nedir, ne değildir, şarj nasıl takılır, batarya nasıl takılır, etiketler, yapıştırmalar, kaska nasıl takılır gibi, bakın şöyle kılavuzlar çıkıyor. Onun dışında geldik en heyecanlı yere. Kaliteli bir Type-C kablomuz bizi karşılıyor. İlk etapta bunu kenara koyuyoruz. Enduro pil dediğimiz GoPro'nun meşhur Enduro pili. Bu GoPro 11'de insanları mutlu etmedi. 1750 mAh mi ne bu? Benim hatırladığım. Bakalım ne kaç yazıyor. Evet,
1720 mAh. 1720 mAh bataryada hala enduro pilde GoPro devam ediyor. Ama iddialarına göre şu, GoPro 11'deki işte bu ısınma, yani yüksek çözünürlükte kaydederken kesilme, kapanma gibi sorunları GoPro 12'de yazılımsal bir şekilde halletmişler. Bunun dışında sanırsam GoPro 11'de olan bu navigasyon özelliği, bu GPS özelliğiyle ilgili bir güncelleme yapılmış, kaldırılmış. Artık onu test edeceğiz. Nedir ne değildir bu inceleme, detaylı inceleme videosunda birlikte kontrol ederiz. Ne geliyor? Bakın böyle bir kaska sanırım yapıştırma aparatı geliyor. Bağlantı vidası geliyor. Gördüğünüz gibi. Şu kaska yapıştırma aparatını tekrar göstereyim. Netledim bilmiyorum. Hemen bakalım. Netledi. Evet. Böyle bir kaska yapıştırma. Yine bu şekilde. Sanırım o da buraya şöyle şu yapıştırma yerine sürgülü olacak şekilde takılıyor. Ben action kameraya çok hevesli biri olarak ilk defa action kamera alıyorum. O yüzden böyle malzemelerinin tam olarak parçalarını kullanmayı bilmiyorum. Bu konuda eğer beni eleştirirseniz haklısınız. Bir şey diyemeyeceğim. Şöyle ne takılıyor? Nasıl takılıyormuş bu ya? Ha, şöyle iterek anladım nasıl takıldığını. Şöyle evet bakın böyle gittiğiniz zaman tık diye buraya geçiyor. Bu da böyle. Anladım mantığını. Onun dışında gelelim cihazımıza. Kamerayı kullanmadan update etmen gerekiyor gibi bir şey söylemişler. Yaparız. Nasıl yapabiliyorsun? Çözeriz. Evet. En heyecanlı yer. Şöyle güzelce netleyeyim. Hoppa. GoPro'nun arka ekranı bizi karşıladı. Bakın kaldırdık etiketine. Hemen ön tarafa geçelim. Ön tarafında yine kamerayı koruyan bir etiketimiz var. Ondan kurtulduk. Ön monitörü koruyan bir etiketimiz var. Şu dış kılıfı sökelim. Onu sökelim ondan sonra. Ha, bu yabancı videolarda da buraya yapışıp çıkmıyor. Bende de yapıştı çıkmadı bakın. Yırtıldı. Nasıl olacakmış? Hiç güzel olmadı. Evet sevgili GoPro. Önceme yapıştırdığın etiketle sökerken çok zorlandık. Bilgin olsun. Ama söktük. Ben şimdi onu silerim. Gördüğünüz gibi cihazımız harika. Bakın bu cihazda diğerlerinden ayrı bir şekilde hem böyle kulakları kaldırıp normal klasik GoPro vida bağlantısı yapabileceğiniz alt kısım var. Şu şekilde. Şöyle. Hem de normal bir tripoda takabileceğiniz vida bağlantı noktasını alta eklemişler. Yani şu şekilde şu alt vida bağlantı noktasını kullanarak da hemen bir tripoda takabiliyor olacaksınız. Açalım. Hemen yan kapağını açalım. Yan kapağını açtık bakın. Pil yuvamız bize hemen karşılıyor. Onun altında da Type-C bağlantı noktamız var. Seni ettiğim şöyle. Şarjını buradan yapacağız. Hemen pilini içine atalım. Pilin yönden emin olalım. Doğru. Kapağını kapatalım. Hemen şurada yan tarafta açma kapama tuşunu göreceksiniz. Bastığınızda 3 biple görüntümüz geldi. GoPro diyerek bizi karşıladı bakın. Dil seçiniz diyor. Hemen dilimizi seçelim. Türkçe var mı? Yok. Update de gelir büyük bir ihtimalle. Dur oğlum İspanyolca falan seçersek bak şimdi başka geri dönemeyiz. İngilizce seçtim. Diyor ki işte legal staff onu onaylıyor musunuz bunu onaylıyor musunuz gibi bir şey geldi. Bakalım seni net diyor mu net diyor. Kabul ediyorum. Voice control seçeneği geldi. Diyor ki turn on your voice control açın diyor. Yes diyorum on diyorum. İngilizce diyor evet diyorum şimdilik. Ben onları sonra kurcalarım. SD kart ve şeyi soruyor bize batarya. Batarya okey, SD kart not okey. Mecburen. SD kartın siparişini verdim. Bugüne yetişmedi. Vallahi bunu ben bir gece daha bekletemezdim. Mecbur en azından dedim ki kutu açılışını yapayım. Bugün cumartesi. Pazartesi günü büyük bir ihtimalle hafıza kartı gelir. Buna en iyi hafıza kartlarından birini aldım. O hafıza kartını takar. Yine bu inceleme videosunda artık detaylı inceleme videosunda size hafıza kartıyla böyle birkaç video bir şeyler çekerek 4K'da, 2K'da, 5.3K'da videolar çeker size gösteririm. Bakın ön tarafta da böyle 12 bilek yazısı geldi. Update checklist dediği bu işte SD kart göremediği için biz burada mecbur geriye basacağız. Geri dedik, confirm dedik. SD kart olmadan devam etmiyor. Burada kaldık.
En azından ne yaptık? Kutu açılışını birlikte yaptık. Kutu açılış heyecanlısında paylaştık. Ben buna SanDisk'in Extreme Pro serisi 256 GB hafıza kartlarından aldım. Başlangıç için bize yetiyor olacaktır. Şöyle kamerayı artık düzeltelim. Başlangıç için bize yetiyor olacaktır. Geldiğinde yine bu GoPro 2'ye SD kart takarız. Birlikte birkaç işte 4K'da, 5.3K'da, işte 2K'da, 1080p'de hatta neleri destekliyorsa çekimler yaparız. Bu çekimler nasıl, netliği nasıl, nasıl renk atılıyor bunları ben kontrol eder, iyice öğrenirim. Size de artık böyle paylaşılabilecek kısımlarını video çekerek paylaşıyor olurum. Bunu ben bir proje için aldım. Bakalım projeyle ilgili çalışmalarımız hala devam ediyor. Yani bir format oluşturmaya çalışıyorum işin açıkçası. Eğer o formatı oluşturabilirsem, başarabilirsem güzel bir değişim. Daha böyle hani teknoloji kanalı değil de biraz daha vlog tadında, daha eğlenceli böyle, daha çok şey göreceğiniz, bir odanın içinde geçmeyen bir program düşünüyorum. Bakalım, hayata geçirebilirsem GoPro bizim yol arkadaşımız olacak. Hayata geçiremezsem de yine ofis içerisinde belki multicam kayıt yaparız. Sağdan soldan, başka şeyler için muhakkak bunu değerlendiriyor oluruz. Hiçbir şey iyiye yaramazsa da kamera kameradır. Yani ben çok severim böyle elektronik cihazları zevkine oyuncak olarak almış olduğum çok olmuştur. Onlarla kendi çapımda böyle eğlendiğim, test ettiğim çok olmuştur. Bunları sizinle birlikte en kötü dediğim gibi kendime bir eğlence olarak bunu aldım. Arabanın üstüne yanına sağına soluna çıkıp artık en kötü yanlarım ya. Yapacak bir şey yok. Onun dışında ha bir de şeyi de açalım. Hazır videoya başlamışız. Ben de güzel neşem yerinde. Yani bunun yanında bir de ne aldım? Bunu kapatalım. Tamam sen bize çalışmayacağına belli oldu. Şöyle power off dedi ve kapandı. Bir de bunun yanında ne aldım? Şöyle kamerayı yine uzaklaştırayım. Şöyle güzel bir açı bulalım. GoPro'nun içinden çıkan bir tane bataryanın bana yetmeyeceğini düşünerek bir de yanında bu GoPro'nun yine orijinal dual charger ve enduro batteries paketini aldım. Nedir? Bu paketin içinde hem masa üstünde bu pilleri şarj edebileceğiniz güzel bir des ve iki tane de enduro pil bulunmakta. Gelin bunu da sizinle birlikte açalım. Yine aynı şekilde kutunun altında bir şerit var. Bu kutunun altındaki şeridi çekerek ürünü açıyoruz. Ürünü açtığımızda ilk dizi piller karşılıyor. İki tane pilimiz var. Hani bunun için ayrı video çekmek istemedim. Zaten çok içeriği yok. Gördüğünüz gibi şöyle iki tane. Bu 1720 mAh. Doğru mu bakalım tekrar. 1720 mAh iki tane enduro pilimiz çıkıyor. Bunun dışında çok çok şık şekilde küçük bu GoPro şarj standı çıkıyor. Bu şarj standına pillerimizi bu şekilde oturtacağız. 3 tane pilimiz olmuş oldu. Bu 3 pil de bize yani böyle en az 2 saat, 3 saat kayıt yaptırır. Yani tabii bu seçtiğiniz çözünürlüğe göre değişir. Yani 4K mı seçeceksiniz, 5.3K mı seçeceksiniz, 2K mı, 1080p mi artık nasıl çekim yapacaksanız. Ama şunu biliyorum, en az 2 saat, 2.5 saat kaydımız var. Bunun dışında bir de Type-C kablosu çıkıyor olacak içinden. Hemen sonu da bulayım. Yine çok şık bir Type-C kablosu bizi karşılıyor. Bu Type-C kablosunu şu arkadaki girişinden takıp bu iki pilimizi bir şarj aletiyle hemen bu kabloyu bir şarj aletine takarak masa üstümüzde şarj edebiliyor olacağız. Şarj ettikten sonra çantamızı atacağız ve yapmış olduğumuz programlarda yapmış olduğumuz çekimlerde bu pilleri kullanarak en az bir benim planım 2-2,5 saatlik kayıt elde edebiliyor olacağız. Bu da gerçekten çok şık. Yani böyle malzeme kalitesi, ürün kalitesi, hissiyatı çok güzel. Artık GoPro 12 ile birlikte arkadaşlık yapıyor olacak. Bunun dışında evrakları vesaireleri var. Zaten biliyorsunuz bu evraklar kullanım kılavuzları beni sıkıyor. Bunu her videoda elimden geldiği kadar belli ediyorum. Size diyeceklerim bu kadar. Şu anda bizim elimizde güzel programlar yapmamız için artık tasarladığım programlar için iki tane ürünümüz var. Bir GoPro Hero Black 12'miz oldu. Bir de onu besleyecek olan iki tane canavar gibi pilimiz oldu. Bakalım ilerleyen dönemlerde yapacağımız, planladığımız programları hayata geçirebilecek miyiz? Böyle size güzel içerikler sunabilecek miyiz? Ya da dediğim gibi yani bu kanal hiç izlenmesin. Böyle artık benden sonraki yakınlarıma, dostlarıma hatıra çekiyorum. Aslında öyle başladım. Bu iki ürünü en kısa sürede sahada test etmek ümidiyle herkese izlediği için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın.